Oğuz Hanım, geçmiş olsun. Beçam sağ olasın. Amına koymuşlar Ne oldu gerçekten hayırdır tez ya? yani. Oo, bütün Biraderim tezgahlar yani. kırık. Abo meyveler ezilmiş yerde duruyor. Beço ara koçum çağır gelsinler şimdi. Kimi? Oğlum niye böyle bir şey? 467. 467. 767 72 89. Çağır tezgah gelsinler konuşalım niye böyle bir şey yapmışlar. Alo. Merhabalar. Sert konuş birazcık. İyi günler. Kimle görüşüyorum? Ben de Numaranızı Karabeçö. nereden aldım? Yazık Gülhan, Evet, nöbeti sarı yapalım mı sayfalar, ya? sarı sayfalardan aldım. Ben de Karabeçö de. Sarı. Kimse, kimdi isminiz? Çağır gelsin buradan alsınlar Ben de beni de. Karabeço. Uber de çağır bekliyoruz de burada. Konum atıyorum ya. Karabeço. Karabeço. Evet, Karabeço ben. Nasıl yani? Aha. Oğlum ismini sor bir. Kimle konuşuyorsun sen? Ben siz... Şahin Kartal bu. Kapat Pardon. yanlışım. Yanlış aramışız ya. Şahin'im bundan sonra... kaç yaş kaçtı Şahin? Oo, ben de 25. Bundan sonra kardeşimsin Onu Şahin. Ben Beço abin. dövdüm. Ben onu da yaptım. Abin. Onu da yaptım. Evet. Evet. Bağlıyız. Durağa bağlıyız. Aha. Şu an durakta değiliz. Şu anda bir arkadaşımızın yanındayız. Durağa geçince ben sana haber veririm. Bunu ama bak Beço abim burada. Her daim Efendim. yanında. Neredesiniz? Motel. Tamam. Konum atıyorum gelin buraya. Görüşürüz Şahin. Neden? Gelin Al konuşacağız. Şahin'im. Tamam hadi. Kim bu? Beni niye bugün de posta koydurdunuz ya? Tamam, yüzünü hallederiz, bir şey olmaz. Beço oğlum Durgunlar ayıptır lan. Beço Durgun ilk teknesi icraat. ya. Ya Anlatın öyle canım, ayıp çocukları. da. Yani... Beço Durgun ilk icraat sorun yok. 18-19 yaşında çocuklar bunlar ya. Piç mi satıyorsunuz? Oo, bu bile bütün bu bile kırılmış ya. Satıyorduk. Kırdılar. Görmüyor musun? Yarısı piç kalmış sadece. Piç yazıyor. Bu meyveler bütün piç mi? Tezgahlar kırık resmen. Patron ne dedi bu duruma Ogi? Görmedi ki. Eyvah. 45 dolar için çalışıyorsun. 450 dolarlık 40. zarar vermişsin. Ananı 40 sikecek dolar. bence. Ya 40 dolar. Ama ben işleri fena çoğalttım be. Çoğu herkes buradan alışveriş yapıyordu biliyor musun? Sabah gidiyorum halden meyve sebze alıyordum amına koyayım. Twitter'a atıyorum bak. Amına koyayım ya. Amına koyayım. Gereksizdi yani. Şu hareket gereksizdi. Bu biraz fazla olmuş Hem abi. Uber yapıp hem bizim paramızı çalıp hem de üstüne gelip tezgah yıkıyorlar ya. Bu arada Gerçekten. ben şeyle departmanla konuştum bu konuyu. Şey dediler, resmi şikayet belgesi oluşturun dediler. Ben bir kavgasını verdim onun dün gece. Dedim ki niye biz denetliyoruz amına koyayım belgesiz iş yapan adamları? Sizin de denetlemeniz gerekmiyor mu dedim. Aynen öyle, aynen öyle. Olsun siz yine de bir şikayet oluşturun biz inceleyelim dediler. Dedim iyi tamam konuşurum bir duraktakilerle. Adam akşama kadar burada elma satıyordu. Amına koymuşlar tezgahını ya. Kamera falan da yok Ben değil mi burada? domates turşusu satacağım her gün. Tarladayım bundan sonra. Ya hadi bu adama kızdım. Nimet lan bunlar amına koyayım. Bunlardan ne istedim? Baksana şuraya. Gerçekten. Beço yok mu kanka parti martı amına koyayım. Benim ne işim olur elmayla? Haydi abi havuz bavuz. Yok Efe can. Havuz bavuz ya. Vallahi Beço be hiç sevmem. Bu hiç arada de bu sevmem muhabbet ya. aramızda Bahattin dayı sakın Dur duymasın. ben önemli bir soru soracağım. Böyle mi hallediyoruz, böyle mi hallediyoruz? Oo. Bu ne oğlum? Ben Bizim bakın tezgah ben yıkılmış. Çay da dökelim istersen adamlara amına. Ben polisten korkuyorum. Şimdi Ben de. buraya biz ne yapacağız şimdi bu adı kim geliyor ona dayak Abi adamlar yiyecek gibi olursa gelecek. çekerim bıçağı. Sonuçta buranın hem Uber yapıp hem bizim tezgahı yıkmışlar. Oğuzhan da benim yanımdaydı yalnız bırakmamak için. Şimdi benim yüzümden Oğuzhan'ın tezgahı yıkılmış oldu. Ya bu tezgahı biz karşılayacağız ya da gelen ibnelerden karşılattıracağız. Tezgah karşılamakta da sorun yok. Maddi durum da değil. Biraz değişik bir olay var. Maneviyat. Bunu nasıl anlatabilirim ki? Nasıl anlatabilirsin? Oğlum tezgah yıkılmaz be çom ya. Size Tezgah şöyle yıkılmaz. açıklayayım. Şimdi Oğuzhan benim peşimden geldi. Mecbur bir şey olmasın diye Uber'leri kovalıyorum diye. Bu herifi de burada gördükleri için tezgahta geldiler herifin tezgahını yıktılar. Yani benim yüzümden o günün işinden oldu o gün. Anladınız mı? Geleceğiz çözeceğiz işte. Bakarız nasıl Bu çözeceksin. yani tezgahı yıkmışlar. Bir bıçak takmadıkları kalmış.
meyveden ne istedin amına koydum. Sanki Sweet Bonanza Frisbee'in burası yani. O da değişik bir konu tabii. O da ince bir detay. Nüans. Burayı yaptırdığımız zaman şuraya bir nargile kafe mi açsak ya? Ve çöp bir tane de RGB tabela istiyorum lan. Senin tanıdığın mandığın var mı? Gidelim beraber alalım. Yemin ederim o günün yeri. Yuu. Ne diyorsun ya? O günün yeri mi? Kanka. Ama Beço burası iyi olmadı mı? Herkes tanıyor burayı. Geliyor meyve falan alıyor. Vay anasını siktirim ya. Güzel olmuş. Ama işte artık bir şey kalmamış. İşte. Çay demleyecektim. Çaydanlık arıyordum ama. Şey yaparız lan. Hani şehre yakın daha güzel bir manav açarız sana gide. Bak. Yok bak buraya şey de yapabilirsin. Yaparız. Seyir Tepesi diye burayı meşhur edelim. Türkiye'de çok var o işler. Tepe, o meşhur tepe var meşhur var. Var 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 var. Bakayım bak, şöyle bir yukarı. Sen bir kere ağır bir laf ettiydin bana. 2 durgun, 3 durgun, 5 durgun bir şeyler. Oraya ben buraya gelip burada tam buraya tam burada sızdıydım. İyiydi. Ağlamış mıydın? Ağladıydım valla. Neye ağladıydın lan? Ağlan. Biz 2 durgunuz demişti de meğer harbiden doğru söylüyormuş. Tezgahım yıkıldı ama komikti aslan. Sıkmayayım seni de şimdi bak zaten sinirliyim. Oğlum abileri yanlış konuşmaz işte gördün mü? Vallahi helal olsun abi. Çok ileri görüşlü bir adammışsın. Böyle sen hep böyle duran konuşurken falan. Ben mi? Yok ya böyle ellerin kasıntı duruyorum. Sevmiyorum duran. Böyle. Bunlar nereden geliyorlar ya? Beçula bir de sen ara bakayım. Ver bana hemen. Ben biraz sert konuşurum ama. Sert konuş. 695. Beçamaz. 695. 331. 331. 3601. 3601. Nerede kaldınız lan amcıklar? Ha. Senin kayıttı JJ Jordan King ne haber? Oğlum nerede kaldınız biz bekliyoruz ya. Ya bu kim amına koyayım Metin 2 diye. Bir saattir ayaklarım uyuştu. Belgeler vallahi. Bilgiler devletle ilgili bir problem yaşıyoruz tamam. Da şey Maliye Bakanlığı'na bak, belge vermemiz ona gerekiyor. Ona kadar sayıyorum 11 değil. Tamam. Teşekkürler. Yollaymış. Üçüne telefonu gerçekten neredesiniz lan amcıklar diye açtın mı yoksa show muydu? Evet. Umarım karakteri kendisi değildir ya. Fazla abartı olmadı mı reisim bu da? Özür mü dileyim yani, abi? Biraz sanki. Vallahi onu da yapma artık da. Tamları. Özür de dileme canım. Tezgahımı sana yıksınlar. Tezgahı yıkmışlar onlara. Tezgahımı yıkmışlar be çabey. Tezgahın. Şu azdan at şoktan çok gider. Biz 4 kişiyiz onlar 10 kişi falan. Tezgah da her gün karı kız geliyordu. İyice alıştırdıydım canım. Tabii harbi kötü oldu diyorsun? Bu durum. Kim bu? Kanka sorma ben parti ayarlıyordum senin için. Efendim Ayaz. Stres abi ise sorun yok oğlum. Karakter adıysa zaten trolüm. Teşekkürler trolüm. Sen nasılsın Ayaz? Ayaz vurur yine ah. O gibi hatırladın mı? Evet. Acındırak kendimi. Seni acındırak. Açık. Cerebuva. Evet. Ya orası. Ay ananın amına koyayım. Ya. Sen daha yeni indir uçaktan. Ne Uber'i ya? Bak işte amına koyayım. Uber ilanı geldi. Ateş, Ayaz kapat. Kapat amına koyarım. Pardon. Yaz Beço çağır çok onu da buraya. Ya. Alo. İçerideki Uber'le mi görüşüyorum? Bize bu Uber lazım da. Bir önceki yayının geçmişi açık değil mi? Bunu atıyorum. Yok ben koymayayım şimdi adamı çağırdım olmaz. Aslan yaz. LSPD etiketle Ateş Arıkan'ın altına. Yaz Twitter'a yaz. Twitter'a yaz. Halayınızın amına koyayım. Bunu açamıyorum abicim. 4 kişiyiz de. Beço tezgahı mı kırdılar la? Beçullah senin acaba racon işe yaramıyor mu? Senin niye tezgahını kırdılar? Ben anlamadım. Durduk yere niye tezgahı yıkarlar oğlum, ya? Oğlum Beçullah seni ya. Siklemiyor mu lan bunlar yoksa? Bak şimdi. Bunlar seni sikine sürmüyor mu oğlum? Dün geldiler dün yaz lan Beço ara. Oğlum dağdan geldi bağdakinin ekmeğine iş koyuyor lan senin. Ben biz sana Sabre Turbo GT'yi nasıl alacağız? Ona kadar saydım yoksun JJ. Tamam lan. Çok sikirmeme çok az kaldı JJ. Tamam 2.5 değil. 2 dakika. Kapattım bir de suratına. Uber geldi şu mavi araba. Biri daha geldi. Merhaba. Vay kardeşim benim. Müşteri geldi galiba. Merhabalar. Ateş miydi? Kaç kilo abi? Evet evet. Buyurun. Tabii. Ne haber kardeşim benim? İyiyim teşekkürler siz. Nasıl gidiyor? Çok kalabalık. İyi gidiyor. Çok kalabalık oldu burası birden. Geçeyim dedim de bir elma alacaktım da.
Yani böyle illegal bir şekilde Uber yapmak ne kadar hoş doğru geldiniz. Ki? Hepiniz. Hoş bulduk. Ne şeyi? Biz demedik mi ya? Biz bize geldiniz mi ya? Dediniz mi bize ya? Biz taksici olmak istiyoruz. Biz araba sürmek istiyoruz. İnsanlar yardımcı olmak istiyoruz. Dedi demediniz. Çıktı, aldınız arabanızı orada. Sürüyoruz. Bu adamın ya bu adamın ne suçu günahı var? Bu adam geldi dedi ki ben taksi sürmek istiyorum dedi. Dedi ki sür ya sen bize gel. Sen bize gelsen belki bir sana bir iş kapısı açacağız ya. Çok çok haklı. Gerizekalı. Şimdi Ateş'cim hemen banka uygulamana giriyorsun. Oradan 1000 dolar havale yap bana bakalım. Abi bokunu iki yumurta çekeyim. Zaten bir 1000 dolarım var. Tamam. Şöyle yapalım. Sen 1000 dolar havaleni yap. Ondan sonra bu araba çalıntı arabayı da yerine bırak. Oradan sonra abi, da... Abi kaçak iddia kuponu mu alıyorum ben şu anına? Oğlum senin var ya amına koyarım lan. Tamam. Beni dinden imandan çıkarma seni dinle. Harbi sikerim bak. Çok gergin bak. Bir adam. Çok gergin bir adam. Ondan sonra efendi durağa gel. Ben de taksici olmak istiyorum de. Biz de patrona iletelim. Adam akıllı oluyorsa ne ol. Nedir lan bu Uber Uber? Bizim ekmeğimize taş koyuyorsunuz. At lan 1000 doları. Oğlum at lan 1000 doları. Saatlerce çalışıyorum ben. Oğlum 1000 doları at lan. Dur şimdi bir dakika bak bu adam bak bu adam çok sinirli biliyor musun? Bak Ateş gel sen bende şöyle. Sen bende şöyle gel. Gel böyle. Mor abi mi? Kim var? Sizin isminiz neydi? Beço. Beço be. Bana Beço abi diyebilirsin. Kaç yaşındasınız? Tamam abi diyeyim şu an. Tamam. Çok heyecanlandım kusura bakmayın. Bak şimdi şuradaki adamı görüyor musun? Takım elbise, takım elbise. Arabaya. O çok sinirli ve gergin ben. O. Bir ara görebileceğin en tehlikeli ve tehlikeli bir adam. Tamam mı? Şimdi biz Aslan Ateş, dur beni bırak Ateş, beni bırak Ateş kardeşimizle onu. Ateş kardeş dur abi. Ateş kardeşimizle konuştuk. O bir daha bunda tövbe etti. Zaten ilk defa bu da işten daha para kazanamamış. Ama bize olan şeyden dolayı hani bu mahcupluğundan dolayı dedim ki ona o zaman 500 ver dedim madem kazanmadı. Evet. O da şimdi 500 doları hemen gönder bakalım Ateş. Hemen gönderiyorum. Gönder lan 500'ü. O da tamam, sırf Beço'nun hatırına. Beço sen mükemmel konuşmalar mi yapıyorsun ha? Çok evet. İyi ortam bu yönde. Yok bir daha yapmayacağım. İlk ve son. Niye? Abi Allah yolundayım bu saatten sonra. Şahin sen nereden geldin lan? Taksi durağında aramıştım zaten. Bir konuşmak istediğimi söylemiştim. Geliyoruz dedik ya sana. Aslan da gelince müsait onunla böyle bir konuş derdimi anlatayım ben. Buyur durum kardeşim. Çok teşekkür ederim hadi bu arada. Hadi sen yola görüşürüz Ateş dikkat et kendine. Aa o Şahin Bey değil mi? Bu da Uber'lik yapıyordu bugün. Tamam sen şimdi Şahin Bey adına Ateş, da 500 dolar ver bakayım. Ateş ananı götünden siker söndürürüm seni. Orospu'nun çocuğu. Çok şaktabanlık yapma. Ananı tamam, götünden tamam, sikerim seni. Ortam amına koydum mu ne işi? Hadi bak. Komik yaptığını mı zannediyorsun? Tamam amına oğlum sakin ol. Geç hadi. Ortam hadi geç. Böyle germeyelim. Hadi hadi bakalım görüşürüz Ateş. Hadi geç. Dikkatli git. Yandan sağ şeritinden git. Hadi. La oğlum ananı siker. Kırmızı saçını yakarım. Amına koydum piçi. Evet birader gelelim bu mevzuya. Burayı sadece siz biliyorsunuz. Sizi buraya geldik. Buradan gittikten sonra buranın amına koymuşlar. Ya delikanlı gibi biz yaptık deyin. Ben yaptım. Niye yaptın? Bıçaklayıp paramı çaldınız. Müşterimi çaldın. Ben müşterinizi çalmadım. Bayağı müşterimi hatta çaldın. Hatta Burak abinin bana söylediği tek bir laf vardı. Dedi ki onlar dedi benim kardeşimdir. Ben mi bıçakladım? Ne yaparsanız yapın. Onların yok. Ekmeğine taş koymayın dedi. Koydun. Ben de hatta bunun üstüne Aslan abi de burada, yüzü de burada. Kendisi de kabul edecektir bunu. Eğer ben günde 10 müşteri beni arıyorsa 4'ünü ben size yönlendiriyordum. Hatta Aslan abi sen daha dün değil miydin? Jay ben çok yoğunum. Havaalanında müşteri varmış gidip alır mısın diyen. Tamam bu tarz konularda yardım edebilirsin. 10 numara tamam. Aslan sana paslamış sen de almışsın. Ben tamam, ben de Aslan abiye paslıyorum. Oğlum senin paslayabilme yetkin yok ki. Sen Uber'sin abi, illegalsin. Evet, ben taksiciyim lan ben. Ben illegal olsaydım dün polis beni tutuklardı muhtemelen Uber yaptığımı söylediğim için. Şikayet yok hakkında. Tamam edebilirsiniz şikayet. O zaman gasp etmek yerine şikayet edin. Oğlum sen de müşteri çalmak yerine taksici olmaya başvur. Vurdum. Başta vurdum. Hatta geldim yanınıza. Beço'yla da konuştum. Seninle tamam. De konuştuk. Tamam oğlum. Patrondan haber bekleyeceksin. Biz patron değiliz ki. Biz taksiciyiz. Yani o süreçte de böyle bir fırsat geldi önüme. Ben de değerlendirdim bunu. Şimdi sen hem şimdi, gelip bizim ekmeğimize taş koyup hem de ondan sonra bizden aynı meslekle taksicilik mi yapacaksın? Ben özellikle söylüyorum. Size ekmeğinize taş koymadım. Ben
eğer arayan 10 kişi varsa bunun en az yarısını ben Aslan abiye yönlendirdim. Tamam da onların hepsi zaten Aslan'ın hakkı. Yani sen gitmezsen oraya Aslan 20 dakika sonra gidecek ama o para zaten Aslan'a gelecek. Sen burada Aslan hakkını gasp etmiş oluyorsun, anladın mı? Yani dediğim gibi Uber'in illegal bir şey olduğunu düşünmüyorum ki, kaldı dediğim gibi olsaydı muhtemelen polis beni dün tutuklardı. Polis de bu konuda hiçbir şey yapmadı. Uber ne illegal ne legal, tamam mı? Sen ama taksi kesinlikle ve kesinlikle legal. Evet. sen ortadasın, muammasın ama biz gerçeğiz. Anlatabiliyor muyum? Tamam yani. Gerçeğin olmadığı yerde de muammalar değerlendirilir. İşte yani benim önümde bir fırsat var, ben de bu fırsatı değerlendiriyorum. Sonuçta bu suç değil, bir şey değil. Şimdi suç değil, bir şey değil. Tamam, belki bu polise gittiğin zaman bu bir suç olmayabilir. Ama bu bizim hakkımızı gasp etmek. Bu konuda okey misin? Polis hepsinin izin belgesi var zannediyor bu arada. Ondan ses etmiyor. Yok zaten oğlum, kimsenin izin belgesi. Şikayet yok yani ki haklarında. Burak abi bana söyledi. Dedi ki asla, dedi, onlar benim kardeşimdir. Onların ekmeğine taş koymadan yap. Tamam, koymuşsun işte. Koymadım. Koydun. Ben müşteri ararken sarı sayfalardan, bir de ilan parası verirken seni arıyorum. Sen tarladan müşteri bırakıp geri dönüyorsun. Benim müşterim yok, senin müşterin var. Nasıl oluyor o iş? Beni tercih etmeleri bu benim problemim değil ki. Nasıl değil oğlum? Kimin problemi? Bunu sizin düşünmeniz lazım. Bu adam niye Uber'e biniyor? Niye benim müşterim yok? Bu adamın müşterisi var. Çünkü sen illegal bir şekilde daha uyguna müşteri taşıyorsun. Adam niye beni tercih etsin? Yo, açıkçası ben Aslan abiyle aynı fiyata götürüp getiriyorum. Nasıl aynı fiyata götürüp getiriyorsun? Bayağı yani tarlaya 150 dolara götürüyorum. Adam beni tercih ediyor. Aslan abi de 150 dolara götürüyor. Adam yine beni tercih ediyor. Tam işte sen illegal olarak önümüzü kesiyorsun. Sen olmasan mecbur Aslan'a tercih edecek. İşinizi doğru yapsanız da sizi tercih etse o zaman. Ya biraz oğlum, işini yanlış şey yapmak dediğin ne lan? Direksiyon sallıyorsun amına koyayım. Dünden beri bir tek ben taksiye çıkıyorum. Dünden beri böyle C'ye de söyledim. Sikim sen ya, ne yapıyorsun? Bir de sakso mu çekiyorsun müşteriye? Amcık işini doğru yap, ne? Vites, debriyaj, gaz, fren amına koyayım. Ne yapacak ya? İşte müşteri ruhundan hiç anlamıyorsunuz. Ben aynı cümleyi C'ye de kurdum. Yapın bu işi eyvallah, tamam yapıyorsunuz. Abi ben senin işine ekmeğine taş koydum abi. Ben bir dakika sana bir şey söylemeyeceğim de. Tamam bu işi yapıyorsunuz da yani. Taksi durağına bok atmanın burada gelip affedersin de yani ağzını yaya işinizi doğru yapın o zaman. Kimse işini nasıl yapacağını senden öğrenmeyecek. Yasa dışı adam taşıyorsun yani, gelmişsin taksici işini ötmeye çalışıyorsun. Amca tamam bak bir iş kanıtlar mı? Kanıtlarım, belgen var mı? Çıkar lan belgeni. Kanıtlayamaz. Lan var mı taşıma belgen? Çıkar göster. Dalga mı geçiyorsun? Gel gidelim departmana ikimiz beraber. Ben diyeyim ki bu adam Uber yapıyor. Sen de ki evet ben Uber yapıyorum. Niye hayır derim? Tamam tamam kardeşim. Siz bak siz buraya orta yolu bulmaya da geldiniz. Hayır ben orta yolu bulmaya geldim buraya. Ben orta yolu yok, bulmaya geldim buraya. Yok siz buraya orta yolu da bulmaya gelmemişsiniz. Bu adamın burada tezgahını dağıtmışsınız. Bunu söylüyorsun. Gel gidelim evet, bunu konuşalım. Taksicilik mevzusuna da gelirsek. Yok kardeşim bu saatten sonra Burak, sizi patronunuz Burak mı? Burak'la mı şeysiniz? Bundan sonra herhangi biriniz Uber'e çıkmadan önce bizim durağı arıyorsunuz. Bizim durakta eğer taksici yoksa istediğinizi yapın sokakta. Ama bir tane taksici varsa ve ben herhangi biri, biz herhangi birinizin sokakta olduğunu öğrenirsek gelir teker teker döveriz de arabanızı da haşit ederiz. Arkadaşlar, bu kadar basit. Bu adamın dükkanını niye parçaladınız oğlum? Bu adam... Ya peki bu adamın burayla ne alakası vardı? Bu adam geliyor benim arkadaşıma evet, buradan belinde işte bir şeyler gösterip hop hop yerinde kal sen diyor. Tamam doğru oğlum. Yerinde kalacaksın. Ya belini ya falan gösteriyor. Ne gösteriyor? Ya ne göstersin yapıyor? Dağbaşı mı burası? Eşkıya mısınız? Oğlum dağbaşı değilse sen nasıl illegal Uber yapıyorsun? İllegal Uber yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Bak dostum dağbaşıyla bunun alakası yok. Bunun burada yani karşında bir muhatap var. Ve bu muhatabın bir arkadaşı var değil mi burada bu adam? Ve tamam bu adamın, benim arkadaşım da yanımda değil. Benim bak, arkadaşım bir şey yaptı tamam, mı? Senin arkadaşın da sana destek çıkabilirdi. Bu insanlıkta böyle bir şey vardır. Ben burada size insanlık öğretmeyeyim. Birbirine dost dosta arka çıkar değil mi? Şimdi sen hiç mesela bilmiyorum nerelisiniz ne yapıyorsunuz hiç sokakta görmediniz mi mesela böyle şey vardır, sokağın böyle şeyleri vardır, yardımcıları vardır. Jargon bizde gibi. Bizde abiler var. Biz çok kaça, gel be oğlum be. Bak, yani senin kültürün farklıdır, benim kültürüm farklıdır bak bundan yok, bahsetmiyorum. Ben kültürü, sıkıntı yok. Ben de burada diyorum ki bu adam bak bu adama destek çıkmış ve bu adam destek çıktı diye siz bu adamın dükkanını parçalamışsınız. Bu diye bıçakla çıkmasaydı o zaman bıçağı bana yok. Ne bıçağı kardeşim? Bıçağı falan yok oğlum adamın. Elini beline götürüyorsun kardeşim benim. Elini beline koyan adam herkes. Allah amına koyayım. Bıçak mı taşıyorsun? Ben de merhaba yaptı amına koyayım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Arkadaşın da senin olduğun konumda senin olduğun şekilde ayak uyduruyor. Şimdi bu şehirde her arkadaşı olan insan arkadaşına ayak uydursaydı şehir birbirine karışır.
Kardeşim, eğer sen senin uğruna mevzuya gelecek kardeşlerin yoksa, sen senin uğruna mevzuya gelecek kardeşlerin yoksa senin problemindir. Bizim değil. Ya A ile B'nin arasında problem varken C gelip oradan... Oğlum A da benim, A da o, B de o, B de o. Amına koyayım, manyak mısın sen? A zaten benim. Benim sıkıntım var. Oğuzhan da A tarafında zaten. A, B, C, D kim bunlar? Tamam, o zaman siz gelip niye diyorsunuz A tarafındaysa madem, o zaman benim bunu yapmamda ne yanlışlık var? Oğlum sen zaten bir dakika oğlum bir... böyle olmuyor. Kardeşim benim beynini tamam, kullan. Adamın, sen zaten haksız olduğun halde bak sen haksız kazanç yaptığın halde biz senin paranı alıyoruz. Hak etmediğin parayı alıyoruz. Daha sonrasında siz sen gelip... Siz paramı almıyorsunuz. Siz benim kendim ben ekstra onu bilemem oğlum. Ben onu bilemem oğlum senin ne kadar iş yaptığını. Şey herkes yok. Seni tercih ediyor diyorsun amına koyayım. Nasıl oluyor o iş? Sen 10 tane işin 6'sını ben alıyorum diyorum amına koyayım. $450 mı kazandın o kadar işte? Geç o iş. Adam sikmeyi bugün bırakın bir oğlum. İş yaptım. Beni dinle. Sen zaten hatalı bir şekilde paranı kazanmışsın. Daha sonrasında biz de benim tarafımda, Oğuzhan da benim tarafımda olduğu için biz de parayı senden geri alıyoruz. Sen haksızlığının üzerine gelip bir de burada bizim tezgahımızı yıkıyorsun. Yani siz bunu şimdi haklı yollarla mı gelip aldınız? Efecan ortada haklı ve haksız mı var? Bunu anlamıyorum. Evet. Dayım, ben sana diyorum ki gelip diyorum insan gibi konuştun da mı haklı olduğunu savunmaya çalışıyorsun? Sen zaten gelip insan gibi konuşsan şu anda sen burada bizim tarafımızda bizi savunan bir taksici olacaktın. Ben haksız... benim için ben genel baktığında iki tarafında birbirine haklı sunabileceği bir durum yok. Benim konuma geldiğinde ben elimdeki tüm imkanlarla konuşmak istedim. Olmadı. Hem benlik tarafla alakalı değil hem senlik tarafla alakalı bir durum değil. Nötr. Yok ben zaten Şahin abi dediğiniz yolları da denedim yani. Bakın onların arkadaşlar. Sen ulaşılmaz bir insanmışsın. Ben tamam, değilim. Ben buna karar veren de ben değilim. Anla artık. Ulaşılmayacak olan da ben değilim. 24 saat içerisinde hangi yaptığınız iş başvurusu kabul edildi de işe başladınız hayatınızda? Bir kendinize gelin oğlum bir mantıklı düşünün. Den fazla oldu yani. Tamam siz... hadi 48 saat olsun. Dün geldin 2 gün sonra işe mi başlayacaksın? İş başı mı yapacaksın? Kral Mays Bank'a mı başvuru yapıyor zaman abi? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ehliyetin var mı ya oğlum ben senin? Bir saniye şu mevzular bir dakika dur oğlum ehliyetiniz var mı? Ya bir saniye var. Çıkar lan ehliyetini. Ben bir şey soracağım. Niye polis misin sen sana? Ne ehliyetini? Göster lan ehliyetini. Yo niye gösteriyorum ya? Ben bir muhabbete dahil olabilir miyim? Bir şey ben soracağım. Ben şu mevzu dönmüyor. Ben önce şu manan mevzusunu bir kapatmak istiyorum. Şimdi kardeşim benim. Önündeki adam senin boğazına bıçak dayamış. Senin paranı gasp etmiş doğru mu? Sırf ben arkada durdum ve elim belime gitti. Ya da üzerimi düzelttim falan filan diye. Bu iki tarafta bana gıcık üzerimi olmuş. Üzerimi düzelttim diye bir şey değil. Bir saniye. Bir bitireyim kardeşim. Sen oradaki olaylara karışma. Gel komun dedim buraya. Dedik, seni çektim oraya. Ki? Dedim oraya karışma. Doğru mu? Oraya karışırsan kötü arabanın... olur dedin. Evet. Aynen öyle. Karışamazdın da. Benim tezgahımdan ne istediniz? Ben size o konuda, çektim. Ben o konuda boğazınıza senden özür mı dayadım? Tamam ben o konuda senden özür diliyorum. Sinirlendim o anda. Gasp edildim. Bütün param alındı. Boğazıma bıçak dayandı. Ve sonrasında niye kardeşim gibi... taksi durağını basmadın? Ben burada yaptım. Sonrasında daha geçer gibi bir de bana gelip gülüp bir daha bekleriz ya ara gel buraya dedin gittin. Buradaydın. Dostum aynı durumda sen kalsan senin de zoruna gitmez miydi Oğuzhan? Bence benim giderdi boş diye düşünüyorum. Ne dedim benim durumumu? Tamam ama senin durumu ben sana diyorum. Empati kur. Benim durumum empati... Benim bak, empati ben şu an. Arkadaşlar boşa tartışıyoruz şu anda. Boşa tartışıyoruz şu anda. Tamam sen zaten haksızdın. Sen haksız kazanç sağladın. Bunun karşılığında da elinden alındı. Onun dışında senin burada bak haksız olmana rağmen bir de üstüne gidip burayı yıktınız. Ya hani... kardeşim sen benim haksız kazanç dediğim paramı alıyorsun. Okey sen benim kendim farklı emeklerle kazandığım konu, parayı da alıyorsun. Konu, bilemezsin ki. O konu kapandı. Ben biliyorum ne demek bilemezsin ben biliyorum. Tamam ne kadar alındı ya para? Ya $150 bir iş yaptım. Al, açar gösteririm burada da dekontlarını. Hiç sıkıntı değil. Havale usulü gönderdi bana. Bir iş yaptım. $150 kalan para benim kendi paramdı. O da diğer Uber'lerden aldığın işte. Yok ne Uber'i? Gayet domates tarlasında çalıştım. Arkadaşlar. Tamam dostum. O konuyu zaman kapatıyoruz. Bu konu kapanmayacak. Şöyle bir şey var. $150 kazanmışsın. Senden $500 mı alındı? Evet. Tamam $350 da bu adamın dükkanına yaptığın masraf. Burada bu dükkan baştan kurulacak. Baştan bu dükkan konusuna lafım yok. Haklısınız o konuda. Süper o zaman. Bu zaten bizim burada konuşmaya çalıştığımız zaten Uber'le alakalı konuşmuşsunuz. Zaten Uber'le alakalı bir problem yaşamışsınız. O konuyu o defter bizim tarafımızdan bizim tarafta zaten kapanmış. Ortada bir
problem varmış. Problemi çözmek adına bu o saç yani bıçak mıçak şey neyse artık ben bilmiyorum. Bir adım atılmış, bir şey yapılmış. İyisi iyi huyu kötü huyu artık orası benim. Arabada yemeğe bir şey var mı lan aslında? Bitmiş. Yok Allah. E şimdi burada geri kalan da bu adamın dükkanını biz şimdi baştan burada açacağız. Siz de bu adama sebepsiz bana göre sebepsiz bir yere bu adam sadece burada bu adama destek veriyor diye dükkanı yıkılmış. Biz de dükkanı ya tekrar toparlayacağız. Şimdi şunu düşün ama arkadaşım geliyor bundan bana diyor ki bu adam. Bundan sonra da yapmayın abi Uber Uber. Abim tamam biraz fazla şekilde düşün. Benim mağara şimdi yiyecek şişecek getirebilir misiniz ya? Ulaşlar herkes bir toplayın da. Tamam sağ ol abi. Yani şimdi şunu düşün Beço. Benim arkadaşım yanımda geliyor diyor ki bana adam diyor işte ben senin yanına gelecektim bıçak dayadığında. Adam diyor beni tuttu çekti elini beline attı bana gidersen kötü olur dedi diyor. Şimdi doğru ben dedi. Bu adamın bu olayın dışında nasıl düşüneyim? Hayır olay zaten olayın içerisinde. Siz zaten buraya haksız geldiniz. Yani siz zaten yaptığınız olay haksız bir hareketti. Üzerine zaten sizin buradan efendi parayı verip uzaklaşmanız lazımdı. Siz biz parayı bugün, verip bugün uzaklaşmaktan ziyade siz üzerine bir de gelip burayı devirmişsiniz. Çok konuşmuş gibi değildi bebeço. Ben gelmeyeyim bugün, sıkıntı çıkar orada diyor en son. Yok dostum biz bugün Burak'la da konuştuk. Bir Uber yapacağınız zaman bizim durak ben başka duraklar bizi bağlamaz. Bizim durak nezdinde eğer ki durakta çalışan varsa ben sokakta Uber gördüğüm zaman yine aynı canavarlıkla bu Uber'le savaşmaya devam ederim. Ama burada artık siz arayıp söyler misiniz? Bizim durağı arayıp bakın sizin durak böyle böyle diye bizden izin mi alırsınız? Orası bizi bağlamaz. Bak, bundan yana kazanmayız. Sıkıntı yok. Böyle bak mi? Bundan yani yana. Tamam ben zaten konuyu kapatmaya çalışıyorum Şahin Bey. Burada... Tamam Beço Bey fakat konuyu kapatmaya çalışırken bir aksiyon almadan kapatman gerekiyor. Aksiyon alıyorum. Aksiyon almadan kapatmak diye bir şey yok. Ben burada olması gerekeni söylüyorum. Yani en başta gelip konuşsaydın herhangi bir şekilde zaten yara olmayacaktı. Bizim konuşmamız gereken biz değiliz Şahin anla artık amına koyayım ya. Evet. Bunu illegal yapan kardeşim vergini ödüyor musun? Belgen var mı? Ödüyorsun. Uber çalışanı mısın? Değilsin. O zaman gelip konuşması gereken sensin. Ben sokakta araç çevirip her araca pardon Uber misiniz? Bizden izniniz var mı diye soru mu soracağım? İşte anlamadığın konu da bu işte. Ben konuşmaya çalıştığımda konuşmak için muhatap bulamadım efendim kendimi. Abi. Oğlum sen zaten konuşmadan abi aksiyon almışsın. Tamam o zaman ben de işte şöyle yapayım. Ben işte konuştum da aksiyon aldım ama yani. Onu sen de şöyle sen yapayım. De sonuç almadan aksiyon almışsın. Taksicilik başvuru reddedilsin. Herkese göre mi şekillenecek? Şahin Bey siz oğlum, biraz hızlı aksiyon yasalara göre şekilleneceksin. Bana göre değil. Pardon Uber misiniz? Bizler izniniz var mı diye soru mu soracağım? İşte anlamadığın konu da bu işte. Ben konuşmaya çalıştığımda konuşmak için muhatap bulamadım efendim kendimi. Abi. Oğlum sen zaten konuşmadan abi aksiyon almışsın. Tamam o zaman ben de işte şöyle yapayım. Ben işte konuştum da aksiyon aldım ama yani. Onu sen da de, şöyle sen yapayım. De sonuç almadan aksiyon almışsın. Taksicilik başvuru reddedilsin. Herkese göre mi şekillenecek? Şahin Bey siz oğlum, biraz hızlı aksiyon yasalara göre şekilleneceksin. Bugün... Bana göre değil. Yok yok. Ben de bugün gideyim ATM'ye bakayım. ATM'de çekecek param yok. Göreyim. O hiç para kazanmaya çalışmadan gideyim ATM'yi soymaya çalışayım. Bu mudur mantık? Bir günde mi karar veriyorsunuz bir şey yapmaya? Veya Aslan'ın dediği gibi doktor o an doktor yok diye ameliyata sen mi gireceksin yani? Ama bu konuyu böyle kapatalım diyorum. Uber yapacaksanız bizim durak için bazı şartları var. Bu şartları kabul ediyorsunuz. Burak'la da konuştuk bugün. Gidin Burak'la da konuşun. Bu şartları kabul ediyorsanız gelin yapın kardeşim. Yok ya zaten en başından beri ona da söyledik. Ya durakta durağa gelin. Durakta oturalım konuşalım. Bu iş siz durağa gelip de ben taksici olmak istiyorum diye parmak kaldırınca gel kardeşim denmeyecek ya size. Size bakılacak siciliniz var mı? Kimsiniz? Acaba insanlarla düzgün diyalog kurabiliyor musunuz? Araba ne kadar sürebiliyorsunuz? Zorlu şartlar altında araba kullanabilir misiniz? Bunların hepsi bir etken. Bu kadar basit. Anlaştık mı arkadaşlar? Neyse. Gidelim biz de olsa şu kapatalım konuyu da dediğiniz gibi. Kasaması alalım buradaki bu dağılan tahtaları gidelim alalım şu marketin onları arkasından halledelim, falan. Bir şeyler bulalım. Yiyelim hadi. Hadi geçelim biz de. Biraderim tek bir şey gidelim diyebilir miyim Jay? Southside'da var ya. Bu ben tekrardan özür diliyorum. Bu jargon racon falan değil yanlış anlamadan nimete yapılmaz kanka yani tezgahtı burası. Bu kadar, sadece bu kadar diyeceklerim. Sıkıntı yok. Abi bu arada arkadaşlar bak ne racon ne jargonu ben söyleyeyim bizler eşkıya değiliz. Bizler mafya değiliz bir şey değiliz. Ekmeğinde taksi sürücüleriz. Taksi şoförleriyiz. Sizler de ekmek kazanmaya çalışan normal insanlarsınız. Kimsenin burada kimseye posta koymaya çalıştığı yok. Sadece bizler bizim ekmeğimizin çalındığına dair bilmiyorum oğlum, bana bir şeyimiz olduğu için gocunduğumuz için bu konudan dolayı müzdarip olduğumuz için gelip isyan ediyoruz. Bu kadar basit. Reis ama en başta konuşsan ben zaten sen diyeceğim ki kusura bakma reis amacım bu değil. Amacımı belli edeceğim.
Anlaşacağım zaten sen. Yok sana demiyorum. Ben şöyle diyorum. Oğlum sen Şahin ya. Ne olur anla artık ya. Vallahi 3 mesai işte, anlaman gelip, için. Oğlum bak tekte anla. Kurban olayım tekte anla. Senin gelip bizde değil gidip başvuruyu yok, yapıp ondan sonra buna talep. Ananın amı konuşamıyorum ya. Oğlum hadi abi, önce başvuru yapacaksın. Tamam mı? Önce başvuru yapacaksın. Sonra başvurun kabul olacak ve taksici olacaksın. Başvuru yaptıktan sonra 800 dolarımı vereceğim mi? Hayır o evrak masrafı. Neden? Senin 800 dolar borcun var. Çalışıp bana ödeyeceksin. Evrak masrafı 800 dolar. Tabii. Sen daha çalışıp bana ödeyeceksin. Umarım başvuru yaparım o zaman. 500'e düşürürüm.